Hiç zamanda yolculuk yapmak istediniz mi? Örneğin bebekliğinize gidip o zamanlar nasıl göründüğünüzü görmek ya da bir dinozora binebilmeyi hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Tüm bunlar bir yana gerçekleşmiş büyük jeolojik olaylar ışığında dünyanın 4,6 milyar yıllık tarihini içeren bir zaman çizelgesi hazırlamak da cazip geliyor olabilir. Jeologlar zaman yolculuğu yapamasalar da buna benzeyen bir şeyi kolaylıkla yapabilirler. Bu zaman çizelgesi jeolojik zaman çizelgesi olarak da adlandırılır ve dünyanın tarihini devir ve çağ adı verilen zaman birimlerine ayırır. Bu arada devir yerine daha teknik bir terim olan eon da kullanılıyor. Bu noktada bundan milyarlarca yıl önce dünya üzerinde neler olduğunu nasıl bildiğimizi merak etmiş olabilirsiniz. Cevap kayalarda gizli. Jeologlar strata adı verilen tortul kaya katmanlarında ipuçları ararlar. Fosil kayıtları ya da kaya katmanları içinde saklanmış organizma kalıntıları bize o dönemde yaşamış olan canlılar hakkında fikir verebilir. Farklı katmanlara ait mineral bileşimler jeologlara bir volkan patlaması ya da gök taşı çarpması gerçekleştiğini de söyleyebilir. Jeologlar bir kaya katmanının diğerinden daha eski ya da daha yaşlı olduğunu nereden biliyorlar? Tortul kayalar oluşurlarken birbiri üzerine yer alan katmanlar halinde oluşurlar. Bu katmanlar dağılmadığı takdirde daha altta olan katmanlar diğerlerine göre daha yaşlıdır. Jeologlar bu kuralı istiflenme yasası olarak adlandırıyorlar. Teknik adıyla süperpozisyon yasası. Buradaki süper üstüne pozisyonsa konumlama anlamına geliyor. Yani üst üste binme. Bir jeolog tarih öncesinde yaşamış bir köpek balığına ait bir fosilin üzerindeki kaya katmanları içinde ammonit bulursa köpek balığının ammonitten çok daha eski zamanlarda yaşadığını anlayabilir. Bu süreç göreli tarihleme olarak adlandırılır ve bilim insanlarının kaya katmanları ve fosillerin göreli yaşlarını belirlemesini sağlar. Peki, göreli yaş ne demektir? Size arkadaşım Ayşe'nin kız kardeşinden küçük ancak kedisinden büyük olduğunu söylediğimde, Ayşe'nin tam olarak kaç yaşında olduğunu söylememiş olmama rağmen Ayşe'nin kız kardeşi ve kedisine göre olan yaşını bilirsiniz. İsterseniz bu göreli yaş işini bir de kayalardan vereceğimiz bir örnekle inceleyelim. Bir gün bir sürü katmanı olan bir kaya bulduğunuzu düşünün. Kayanın ya da taşın bir tortul kaya olduğunu ve istifleme yasasını da bildiğinize göre alttaki katmanların daha yaşlı, üstteki katmanların ise daha genç olduğunu anlayabilirsiniz. Peki ya kayanın tüm diğer katmanları kesen bir bölümü varsa? Bunun gibi örneğin. Jeologlar bu bölümü magmatik intrüzyon olarak adlandırırlar. Kelime anlamı olarak intrüzyon zorla girme, izinsiz bir şekilde sokulma demektir. Bu kısım erimiş kayanın soğuması sonucunda oluşmuştur. Ekranda gördüğünüz intrüzyon tortul katmanlarının ne üzerinde ne de altında yer aldığı için istifleme yasasını burada kullanamayız. Şansımıza jeologların bu gibi durumlarda kullandıkları, kesişme yasası adını verdikleri bir başka yasa daha vardır. Bu yasaya göre iki farklı jeolojik özellik kesiştiğinde ya da birbirini enine kestiğinde diğerlerini kesmekte olan kısım daha gençtir. Neden diyecek olursanız henüz var olmamış bir şeyi kesmek söz konusu olamaz öyle değil mi? Buradaki tortul katmanlarını kesen magmatik intrüzyonun tortul katmanlarından daha genç olduğunu söyleyebiliriz. Peki ya bu kısımdaki kırıklar ya da faylar? Bu kırık da diğer katmanları hatta magmatik intrüzyonu da kestiği için aralarında en genç olanıdır. Fosiller gibi diğer kanıtlar göreli tarihleme için kullanılabilir. Örneğin bir jeoloğun soyu tükenmiş organizmaların fosillerinin bulunduğu bir kayayla daha yakın zamanda yaşamış canlılara ait fosiller içeren bir başka kaya bulduğunu düşünelim. Jeolog soyu tükenen canlıları içeren kayanın daha yaşlı olduğunu hemen söyleyebilir endeks fosilleri olarak adlandırılan bazı fosil türleri bir kayanın yaşının belirlenmesi sürecinde çok belirleyicidir. Endeks fosiller, jeolojik zaman çizelgesinin belirli bir dönemine ait canlıların fosilleridir. Endeks fosiller, kayanın hangi zamana ait olduğunu işaret eder. Bir jeolog, aynı endeks fosili iki farklı kayaya ait katmanlarda bulursa, bu kayaların hemen hemen aynı zamanlarda oluşmuş olduğu sonucuna ulaşabilir fosiller bir jeologun kayaların yaşını belirlemek için kullandıkları tek araç değildir bir jeolog aynı jeolojik olaya ait kanıtlar içeren farklı iki kaya bulursa örneğin büyük bir volkanik patlama sonucu ortaya çıkan külleri içeren iki kaya ele alalım jeolog bu kayanın aynı dönemde oluştuğunu anlayabilir Göreli tarihleme sayesinde jeologlar stegozorların soyunun daha henüz T-Rex'ler yokken tükendiğini tespit etmişlerdir. Ek olarak ilk tek hücreli canlının yaklaşık olarak 3,8 milyar yıl, ilk çok hücreli canlının 600 milyon yıl, ilk modern insanın da 200 bin yıl kadar önce ortaya çıktığını da bu şekilde belirleyebilmişlerdir bu arada modern insanın ortaya çıkışı jeolojik zaman çizelgesinin de sonunu belirler. Başka bir deyişle yaşamın bildiğimiz şeklini alması için çok ama çok uzun zamanlar gerekmiştir. Biz insanlar dünyanın tarihi açısından yaklaşıldığında oldukça genç sayılırız. Şimdi eğer bana izin verirseniz ben bu brontozlara bineceğim. Hadi bakalım zıpçık